Ya hala inanamıyorum nişana geldiğine. Anneciğim, düşünme artık bunları, tamam mı? Boş ver. Hadi bakalım, bir şeyler ye, toparlanman lazım. Hayır, niye yapar ki bir insan bunu? Yani bebekken bırakıp gittiğin çocuğunun nişanına niye gelir ki? Ha, ancak ölüyorsundur, günah çıkarmaya gelirsin. E bunun niyeti de belli değil. Ya az kalsın beni öldürüyordu ya. Tamam artık, bak doktor ne dedi sana? Artık stres yok, tamam mı? Düşünme bunları, kendini de üzme. Lütfen, hadi. İç çorbandan, toparlanman lazım çünkü. Ben ekmeğini de açıyorum şimdi. Heh, koydum buraya. Hoş geldin Koray. Hoş buldum Neslihan. Sinan burada olduğunu söyleyince bir uğrayayım dedim. Gece gittim, dinlendim biraz. Ben gelince de Sinan çıktı şimdi. Şahika Hanım, nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. İyiyim, sağ ol Koraycığım. Her zamanki gibi çok naziksin. Koray, biz seninle aşağı inelim mi? Ben bir şeyler atıştırırım, sen de bir kahve içersin, olur mu öyle? Olur. Kızım, senin refakatçi yemeğin gelmişti ya. Anne, sen beni bilmiyor musun? Ben yemem onlardan. Ha, sen onları yeme, annene zorla yedirt. Eyvah. Haklısın vallahi ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım ne olur, bir lokma iç şu çorbadan, toparlanman lazım. Afiyet olsun. Sağ ol. Koray, kusura bakma, böyle apar topar çıkardım seni ama annem hiçbir şey bilmiyor biliyorsun. Tabii tabii, söylemem. Sen neredeydin dün gece? Düşündüm biraz. Neslihan bak, yani bunları söyleyen ben olmak istemez. Ama tabii ki Murat senin gözün içine baka Murat baka diye yalan. Biri artık yok. Gönderdim bu sabah onu evden, kovdum. Bence en doğru kararı vermişsin. Ama öyle hemen kolayca boşanıp hayatına dönsün istemiyorum. Yaptıklarını yanına bırakmayacağım onu. Şirketten de atılmasını sağlayacağım. Peki Sinan? Ayrılacak o kızdan. Nasıl yani, Sinan'a Murat'la Damla'yı söylemeyeceksin değil mi? Ne yüz değil. Nasıl olacak peki? Damla ayrılacak onunla.